Dünyanın herhangi bir yerinde yeni doğan bir bebeğe ilk uygulanan standart tıbbi muayene Apgar skoru olarak adlandırılır. Bu işlem uzun yıllar önce kendini yeni doğan ölümlerini azaltmaya adamış bir doktorun çalışmaları sonucu ortaya çıkmıştı. Ancak kendi adıyla ortaya koyduğu bu testin mucidini pek de tanımıyoruz. Biyografi serimizin bu bölümüne yeni doğanların süper kahramanı Virginia Apgar konuk oluyor. Virginia Apgar 7 Haziran 1909 tarihinde Amerika'nın New Jersey eyaletinde dünyaya geldi. Bir sigorta yöneticisi olan Charles Apgar ve Helen May Apgar çiftinin 3 çocuğunun en küçüğüydü. Babasının amatör bir mücit ve astronom olması ondaki bilim ve tıbba olan merakını artırmıştı. Müzikle uğraşan bir ailede dünyaya gelen Apgar keman çalmayı öğrendi ve kemanla birlikte farklı birkaç enstrümanı daha hayatı boyunca çaldı. Erken yaşta abisini tüberküloz nedeniyle kaybetmişti ve diğer erkek kardeşi ise kronik bir rahatsızlıkla mücadele ediyordu. Kardeşlerinin durumundan etkilenen Virginia, Westfield Lisesi'nden mezun olduğunda doktor olmayı kafasına koymuştu bile. Ayrıca bilim ve tıbba olan ilgisi derslerine de yansıyordu. Liseden mezun olduktan sonra Virginia, Mount Holyoke Koleji'ne başladı. Burada zoolojiyi ana dal olarak okurken fizik ve kimya alanlarında da eğitim aldı. Virginia Apgar, hızlı konuşması ve bitmek bilmeyen enerjisiyle herkesin ilgisini çekiyordu. Çok yönlü ve sosyal bir öğrenci olarak Virginia 7 ayrı spor takımında oynadı. Üniversite gazetesinde yazılar yazdı, çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı ve orkestrada keman çaldı. Tüm bu faaliyetlere rağmen akademik başarısı olağanüstüydü. O, 1933 yılında Columbia Doktorlar ve Cerrahlar Koleji'nden mezun olan birkaç kadından biri oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca Presbyterian Hastanesi'nde cerrahi staj yaparken ameliyatlar konusundaki umut vadeden yetenekleriyle de dikkat çekmişti. Ancak hocası Alep Whipple, kadın cerrahların başarısız olduğunu düşündüğü için Virginia'nın da aynı sona uğrayacağına inanıyordu. Bu yüzden Virginia'ya anesteziyoloji alanında çalışmasını önerdi. Bu öneriyi kabul eden Apgar, hastanenin hemşire anestezist programına 1 yıl boyunca katıldı. 1938 yılında anestezi bölüm başkanı olarak Columbia Doktorlar ve Cerrahlar Koleji'ne döndü ve bu sayede okulun ilk kadın bölüm başkanı unvanının yanı sıra aynı zamanda burada profesör rütbesine ulaşan ilk kadın doktor unvanının da sahibi oldu. İdari görevlerinin haricinde obstetrik anestezi alanında dersler verip araştırmalar yaptı. Özellikle yeni doğan bebekler üzerinde anne anestezisinin etkilerini inceledi ve yeni doğan ölüm oranlarını azaltmak üzerine çalıştı. O dönemde genel olarak bebek ölümleri azalmış olsa da yeni doğanlar için ölüm oranı hala çok yüksekti. Bu durum onu yeni doğanların durumu ve yaşayabilirliğini hızlı bir şekilde değerlendirmek için basit bir sistem geliştirmeye itti. 1952'de Apgar, yeni doğanların sağlık durumlarını doğumdan bir dakika sonra kalp atış hızı, solunum, hareket, sinirlilik ve renklerine göre değerlendirmek için bir puanlama sistemi geliştirdi. Yeni doğan kan kimyası üzerine yaptığı çalışmalar, Apgar skorunun doğruluğu için fizyolojik destek sağladı. Böylece Apgar skoru tüm dünyada yeni doğanlara uygulanan standart bir test haline geldi. 1950'lerin sonunda 17.000'den fazla doğuma katılan Apgar bu doğumlarda birçok doğum kusuruyla karşılaştı. Sonraki çalışmalarında ise bu doğum kusurlarını önlemeye odaklandı. 1959'da Columbia'dan ayrılan Apgar, John Hopkins Üniversitesi'nde halk sağlığı alanında yüksek lisans derecesi aldı. Enerjik ve sosyal becerileri gelişmiş biri olması ona çeşitli fırsatlar sunmuştu. Ölümüne kadar geçen 14 yıl boyunca bebek ve çocuk sağlık hizmetlerini iyileştirmek için çaba gösterdi. Bu amacı gerçekleştirmek için çeşitli derneklerde bağış toplama aktivisti, eğitmen, elçi ve yönetici olarak görev aldı. John Beck ile birlikte yazdıkları Bebeğim İyi Mi kitabı popüler bir ebeveynlik rehberi haline geldi. Kariyeri boyunca pek çok dergi ve gazetede çok sayıda bilimsel makale yayımladı. Azimle sürdürdüğü çalışmaları ona fahri doktora unvanları kazandırmanın yanında prestijli ödüllere de layık görüldü. 1973'te Lady Asom Journal tarafından bilimde yılın kadını seçildi. Günümüzde Virginia Apgar'ın adını taşıyan Amerikan Pediatri Akademisi tarafından verilen bir de ödül bulunuyor. Ancak tıpkı diğer kadın meslektaşları gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği yüzünden hayal kırıklığına uğradı. Bu zorlukları güçlü enerjisi ve yetenekleriyle farklı alanlarda kendini geliştirerek
aşma kararlılığını gösterdi. Çalışma temposu yoğun olsa da Virginia ilgi duyduğu şeyleri takip etmeyi ihmal etmedi ve her fırsatta kemanıyla amatör konserler verdi. Ayrıca balık tutmayı, golf oynamayı ve pul koleksiyonu yapmayı da içeren çeşitli hobileri vardı. 50'li yaşlarının sonunda uçuş dersleri almaya başladı ve New York'taki George Washington Köprüsü'nün altından uçma hayali bile vardı. Tüm hayatı boyunca aktif bir çalışma hayatı sürdüren Apgar, bebek ölümlerini azaltmaya adadığı ömrüne rağmen hiçbir zaman evlenmedi ve çocuk sahibi olmadı. 7 Ağustos 1974'te eğitim aldığı ve uzun yıllar çalıştığı Columbia Presbyterian Tıp Merkezi'nde 65 yaşında siroz nedeniyle vefat etti. Zekası, sıcakkanlılığı ve sıra dışı mizah anlayışıyla sevdikleri ve meslektaşları tarafından hatırlanan Apgar, 1994 yılında ABD'de bir anma buluyla onurlandırıldı ve 1995 yılında Ulusal Kadınlar Onur Listesi'ne dahil edildi. Bir videonun daha sonuna geldik. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. İlham verici bilim insanlarının hayatlarıyla tekrar buluşana dek bilimle kalın.